Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler çok 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 iyiyiz. Ben de çok iyiyim, ev halkım iyi, torunlarım iyi. Bugünümüze çok şükür. Rabbim bugünlerimizi aratmasın arkadaşlar. İyi olduğumuz sürece hep hamd edeceğiz, şükredeceğiz. Sizler nasılsınız? Sizler de inşallah iyisinizdir. Yorumlarda iyi olduğunuzu okuyorum, mutlu oluyorum, seviniyorum. Canım takipçilerim, bugün sizlerin karşısına sukulentlerle geldim. Böyle çok muhteşem, güzel sukulentlerim var. Sedum palmarilerim var. Ben sedum palmarileri çok seviyorum. Yaklaşık bu çiçeğim belki 10 yıldır, 10 yaşındadır. Yani Nurlar içinde yatsın, daha önce üst katta Selma teyzemdeydi. Nurlar içinde yatsın, o vefat etti. İşte 5 yıl bitti, 6. yılın içinde 6 yıldır da bu palmarim bende. Daha önce Selma teyzemdeydi, onun çiçeğiydi. O vefat etti, şimdi benim oldu. Nurlar içinde yatsın, ben de bunu baktıkça Selma teyzem gelir aklıma. Devamlı ona dua ederim. Şimdi bu paylaşımdan sonra konu komşum da Selma teyzemi çok severdi. İstanbul hanımefendisiydi. Eski İstanbullu, hatta saraylara dayanırdı kökü. Yani muhteşem bir kadındı. 6 yıl oluyor, onu kaybettik ve çiçeği bana hatıra kaldı. Şimdi ben de onun hatırası olarak hatta saksısını bile değiştirmiyorum. Halen o saksısında tutuyorum. Çok çoğaldığı zaman bunları böyle koparıyorum, seyreltiyorum. Şimdi arkadaşlar sandalyemi alalım, oturalım. Bu sedum palmeriler hakkında biraz konuşalım. Kışın nadir açan sukulentlerden biri. Sedum palmeriler de sukulenttir. Ama şöyle ki sukulentlerin işte bazıları kışı sevmez. Kışın donar dışarıda. Eksi derecelere dayanmazlar. Ama bu sedum palmerimiz soğukta, kışın eksi derecelerde, hatta karın altında bile defalarca kaldı. Yani 15-20 gün karın altında kaldı. Ama maşallah hiç donmuyor. Baharda yine çok güzel çiçekler açıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu saksı artık nedenini bilmiyorum. Bu daha geç açıyor. Mesela bakın, bundan koparıp ektiğimiz yavrular her yıl açar bu çiçeğim. Bunlar zaten bu yılın şeyleri, yavruları. Bundan böyle kırıp kırıp ekmiştik. Hatta videoları da var. Böyle hediye için, hediye götürmek için de birkaç saksı ekmiştim. Farklı farklı kutular ekmiştik. Onun linkini bırakırım. Muhteşem oluyorlar. Görsel şov oluyor neredeyse. Yani bu sukulentimi çok seviyorum, bayılıyorum. Bu da bunun yavruları arkadaşlar. Baharda bunları böyle ekmiştik. Çok eksi derecelere, karın altında bile dayanabilen, içeri almamıza ihtiyaç kalmayan bir çiçektir. Ben sadece bunu içeriye aldım. O da kolonşo, bu da sukulent. Kolonşolar da sukulenttir arkadaşlar. Kolonşoların arasında böyle bir sarı çiçeğim olsun istedim. Hemen onların yanına koydum. Bunu bu kış içeride tutacağım, kolonşolarımın yanında. Ama bunlar şimdi dışarıdan aldım arkadaşlar. Bugün 2021 Ocağın 16'sı ve Ocağın 16'sında muhteşem güzellikte açtılar. Belki birkaç gün daha bekleseydim daha çok sarı sarı açmış hallerini görecektik. Ben şöyle şey istedim. Yani bugün bunun videosunu çekmek istedim. Daha fazla da açmasını beklemedim. Bunlar çok sarı. Bütün bunlar tamamen sapsarı oluyor arkadaşlar. Eğer ki şimdi bakın bunda 2, 4, 6, 8, 10 kökü diyelim. 10 kökü açmış hali böyle. Ama bunda yüzlerce var. Yüzlercenin komple açtığını düşünün. Muhteşem bir görünüm sağlıyor. Çok güzel oluyor. Fakat bunlar herhalde bu yılın yavrusu olduğu için erken açtılar. Bu çiçeğim benim daha Şubat gibi açıyor. Canım takipçilerim, şimdi bakın burada 3 tane sedum var. Bu palmerlerim var. Bunlar, bunun yavruları dedik. Bakın bunlar kocaman kocaman yavruları. Tabii böyle olması lazım. Normali böyle olması lazım büyük. Ama artık bu saksıya sığmadığı için. Bütün bu üzerinde saysanız belki yüzlerce böyle dalları var. Dalların uçlarında yeşilleri var. Artık hani büyümüyor, genişlemiyor bile
bu şeylere. Bakın yani ikisi de aynı ama ben bunu üretim için kullanıyorum daha çok arkadaşlar. Benim için böyle küçük olup da bol dallı olması daha makbul. Çünkü farz edelim ki işte bir yere gideceğim. Hediye götürmem gerekecek. Hemen böyle alıyorum. Arkadaşlar üretimi de o kadar kolay, o kadar kolay ki anlatamam size. Farz edin ki bir yere misafirliğe gideceksiniz. Köklü olmasına hiç gerek yok. Tutmama ihtimali sıfır arkadaşlar. Nasıl diğer sukulentlerimizi kırıp ekiyoruz. Bunu da aynı o şekilde ekiyoruz ve muhteşem tutuyorlar. Bakın arkadaşlar şimdi üretimini anlatalım. Dallarını bu şekil kesiyoruz. Kıralım biraz. Yani bu sukulentimi bu şekil böyle üretim için kullandığım için bunun saksısını hiç değiştirmiyorum. Ben kopardıkça o yeni yeni dallar çıkarıyor. Hatta bir arkadaşım çok rica etmişti. Sonra pandemi dönemi oldu kaldı. Erkek kardeşinin nikahı vardı. Küçüklük küçük sukulent saksılarınıza ekip nikahta dağıtmaları için rica etmişti. Ama pandemi döneminde başladı. Sonra nikah iptal oldu kaldı. Erkek kardeşinin düğünü için bu sukulentlerden dağıtması için üretecektik arkadaşlar. Şimdi bakın. Bu şekilde ekiyoruz. Toprağı da ister bahçe toprağına da ekebilirsiniz. Bahçe toprağının içine biraz perlitik atarsınız. Güzel olur. Benim hazır toprak olduğu için her zaman söylüyorum. Hazır toprağım da kaliteli toprak. Hazır toprak, perlit, biraz da kum kattım arkadaşlar içine. Toprağını hazırlarken tekrar göstermek istemedim. Bakın şimdi bu şekilde ekiyoruz. Üretim de bu kadar basit. Her ektiğiniz kesinlikle tutuyor arkadaşlar. Tabi Allah bir dert keder vermezse. Yani hiç tutmadı deyip de içinden çıkardığım bu türde olmuyor arkadaşlar. Tutmama ihtimalleri gibi sıfır. Bunu şimdi ektik. 10-15 günde bir içeride tutacaksak sulamamız lazım. İçerisinin havasında çabuk kuruyacaktı saksısı ama bahçede olduğu için çok da hani sulamaya ihtiyaç duymayacak. Ne kadar sık ekerseniz bu palmarileri o kadar güzel oluyor. Bakın şimdi düşünün ki buraya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 veya 16 tane ekmişiz. Ama biraz seyrek duruyor. Keşke bunda 25 kök falan, 20-25 kök ekseydik. Daha çok dolu duracaktı ve daha çok açık olacaktı. Şimdi bunun saksısı küçük olmasına rağmen bir sürü ektik. Bunun tutmama ihtimali sıfır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 2-3 gün sonra bunun can suyunu vereceğiz. Kışın çiçeklerimi hiç sulamıyorum. Eğer çok kurak geçerse kış içinde 1-2 defa sulayabilirim. Ama normal şartlarda sukulentleri kışın bahçede duruyor ve sulamıyorum. Yağmur yağdı. Suladığı su yetiyor arkadaşlarım. Sedum palmeriler özel çiçekler, güzel çiçeklerdir. Hani özel bakım istemeyen çiçeklerdir. Rahatlıkla bakılabilen, herkesin bakabileceği çiçeklerdir. Palmeriler hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.